İlimden medeniyete <laughs> Merhaba kıymetli dinleyenlerim. TGRT FM'deki bir ilimden medeniyete sohbet programına hoş geldiniz diyerek programı açıyorum. Programı hazırlayıp sizlere 20 dakika programımızın süresi sunmaya çalışacak olan ben İsmail Yağcı. Bütün dinleyenlerime hayırlı bir gün, huzurlu bir gün geçirmeleri temennisiyle sözlerimi şimdi esas konumuza getiriyorum. Efendim bu program ilimden medeniyete programı. Bundan böyle tabi ilk programlarımız olduğu için hep böyle hatırlatmalı geçiyor. Bundan böyle sabah 07'deki haberlerden hemen sonra yayına girecektir. Türklerin İslamiyet'e girmesinden itibaren Büyük Selçuklu Devleti, Karahanlılar, efendim Anadolu Selçuklu Devleti, Osmanlı Devleti'ndeki insan yetiştirme nasıl olurdu? Bir toplulukta insan yetişirse her şey güzel olur. İnsan yetişmezse hiçbir şey de güzel olmaz. Ben bu kanaattayım. Bizim programımıza yayını esasında efendim, telefon edebilirsiniz. Yönetmenimiz Gökhan Güler Bey gene sizin suallerinizi bekliyor. Teknik Pasa'da Engin Karagöz zaten bizlere yardımcı oluyor. Bize ulaşacağınız telefon numarası 0212 alan kodundan 454 56 46. Faks gönderirseniz faks numaramızı da veriyorum. Aynı alan kodundan 454 56 26. Radyomuzun elektronik posta adresi tgrt-fm@tgrt-fm.com.tr. Etrumuzun iki tarafında da tgrt-fm var. Şahsi mail adresime de hafta içinde de mail göndermeniz mümkündür. Eğitim konularla ilgili veya başka konularla ilgili Zaten tarih sohbetimiz devam ediyor salı tarih sohbetlerimiz. Bu da haftanın perşembe günleri 7 sabahleyin 7 haberlerinden hemen sonra bugünkü gibi yayınlanmaya inşallah devam edeceğiz. İleride gelişen durumlara göre süremizi artırabiliriz de adedimizi artırabiliriz de o bugünden hemen söylenecek değil. Hani göç gide gide düzelir ya efendim. Geçen hafta sizlere ee, i̇nsanların eğitiminde Osmanlıda, yani sivil halkın eğitiminde Osmanlıdaki eğitim kurumlarından medreselerden çok kısa bir bahsettim, adını söyledim efendim ve oradan bir icazetname ile mezun olabilir ancak öğrenci. Mezun olan icazetname alır. Halbuki. Tekkelerde, tekkeler şehir içinde olurdu efendim. Tekkelerin üretimle bir işi yoktu. Sivil medreseler diyelim. Ama onların şeyhlerini de devlet tayin ederdi. Tekke ve zaviyelerin şeyhi önüne gelen ben post işin oldum oturdum diyemez efendim. Neden? E insanlara hitap ediyor bunlar. Başında bir topluluk var. Yarın öbür gün bu topluluk büyür, 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 büyür. Hacı Bayramı Veli Hazretlerinin malum 2. Murat Han zamanında Ankara'da olduğu gibi Edirne'ye şikayet gider ki 2. Murat Han'a bu Hacı Bayram denilen kimse şehlik adıyla etrafına çok insan topluyor, asker topluyor, senin tahtını tehdit edecek. Olur mu? Olur. Malum hikaye onu gün gelince inşallah sizlere anlatacağız. Evet, demek ki sivillerin, sivil halkın yetiştirilmesi için önce Sıbyan Mektebi, sonra Tetimme Medreseleri, sonra Medreseler. Tetimme okullarını da Tetimme Medreseleri denebiliyor ki o da orta öğretimden yüksek öğretime bir geçiş köprü yeridir. Tabii adalet dağıtacak insanların da bir eğitimi vardı. Tamam. ilim anlatacak adamı, ilim öğretecek adamı yetiştiriyorsunuz. Tekke de yetiştiriyorsunuz. Tekkede yetiştiriyorsunuz, zaviyede yetiştiriyorsunuz. Bu insanlar oralarda belli bir süre eğitim aldıktan sonra medreselerdeki icazet damı alırsa öbür taraftaki icazet ve hilafet alırsa tekkedeki ve zaviyedeki gidip başka başka yerlerde insanlara e, dini bilgiler, sosyal bilgiler verebiliyor. İyi de yargı mensupları nasıl yetişiyordu? Veya tıp adamları nasıl yetişiyordu? O gün için çok önemli. Bir topluluk varsa insan topluluğu mutlaka buraya bir yargı elemanı lazım. Bir mahalle maçında bile bez topla oynanan mahalle maçında bile uydurukta da olsa bir hakem koyarlar. O da yargıdır işte. Karar verme yeridir. Tarafsız karar verme yeridir. Efendim yargı mensupları da resmi medreselerde yetişirdi tekke ve zaviyelerde yargı mensupları genel manada yetişmezdi. Tabi medreselerde bu yargı mensupları yetişirlerken daha ziyade fıkıh, İslam fıkıhı hususunda öğretim görürlerdi. Bunlar medreseden mezun olduktan sonra kadı olarak tayin edilebilirlerdi. Veya bir kadılığın kadrosuna tayin edilebilirlerdi. Kadının emrinde de böyle medreseden mezun olmuş, yargı hizalanarak mezun edilmiş kimseler olurdu. Sonra bu kadılar yükseldikçe mesleklerindeki başarılarını gösterdikçe kadı asker yani kazasker olurlardı. Osmanlı'nın ilk dönemlerinde bir Anadolu eyaleti vardı, bir de Rumeli eyaleti vardı. Rumeli eyaletinin başındakine Rumeli kazaskeri veya Kadı askeri denirdi. Anadolu eyaletindeki yargı'nın başında olanlara da Anadolu kaz askeri denirdi. Bir kadı yükseldiğinde yani Osmanlı ifadesiyle yürüdüğünde yürümek demek ileriye yürümektir efendim. Geriye yürümek olmuyor. Evet. Ona tenzil deniyor. O pek olmazdı. İleriye yürüdüğünde Anadolu kaz askeri olurdu. Yine ileriye yürüdüğünde Rumeli kadı olurdu. Bir daha adım atar ileriye yürürse bu herkese nasip olmayabilirdi. Şeyhül İslam olurdu. Şeyhül İslam ise Osmanlı protokolunda Sadrazam'la beraber birisi devlet işlerinde padişahı temsil eden kimseydi, Sadrazam Şeyhül İslam ise bir manada din işlerinde padişahı temsil değil dini temsil eden İslam'ı temsil eden kimseydi. Onun vereceği kararlar yeri gelir padişahı da bağlardı. Efendim padişahın tayin ettiği adam padişahı nasıl bağlıyor? İşte Osmanlı Devleti bu adalet silsilesinde çok dikkatliydi. Onun için de çok uzun süre yaşadı. Tasavvuf denilen dindeki bir eğitim kolu vardı ki medreselerde tasavvuf öğretilmezdi. Tasavvuf tekke ve zaviyelerde verirdi. Tekke ve zaviyenin demek ki medresen farkının birisi de tasavvuf eğitimi verilmesi idi. Peki asker nasıl yetişirdi Osmanlı'da? Bunları daha derine götüreceğiz efendim bu derslerimize, başlangıç derslerimize. Bunların bir defa bölümlerini bir anlatmak istiyoruz ki ileride dinleyicilerimiz bu konuları duyduklarında ha evvelden böyleydi desinler istiyoruz. E asker canım nasıl yetişecek işte görmüyor musun bugün e, acemi eğitim yerlerine alıyoruz askerimizi sağa dön sola dön İşte gez göz arpacık nişangah eğitimi efendim biraz spor eğitimi alsan asker tab bugünün şartları da bu eğitim normal alsan asker derken yani o askere de benzemez anlamına haşa anlaşılmasın bugünkü askerimizin, Mehmetçiğimizin dağlarda verdiği mücadele göz yaşartıcı bir mücadeledir. Allahü Teala onların eline, koluna, vücuduna, aklına, zihnine, gözüne kuvvet versin İnşallah da düşmanlardan bu memleketi temizlesinler. Osmanlı Devleti'nin kuruluş yıllarında savaş şöyle olurdu. Bir uç bey olarak Söğüt'e geldiklerinde halktan eli silah tutan erkekler daha sonraki dönemlerde de hanımlara da bu iş düştü. Baciyan grubuyla, Baciyan Rum grubuyla. Bunlar elde silah Herhangi bir kalenin muhasarasına giderler. Ertuğrul Bey'in veya Osman Bey'in rahmetullahi aleyh emirlerinde o kale alınır. Misal İnegöl Kalesi alınır. İznik Kalesi alınır. Sonra orada yerleşilir. Ama bu kaleyi almaya giden askerler Döner bahçesine, tarlasına, işine bakar. Yani, devamlı asker bulundurma hali ilk dönemlerde yoktu. E yaptığınızda savaş, harp yapıyorsunuz. Her ne kadar düşmandan ölenler varsa da, bizden de şehit olanlar vardı. E, peki, bu domates değil ki, hemen fideliyesin yesin, dört ay sonra domates toplayasın. Bu insan yetişiyor. Önünde uzun bir yirmi sene lazım bir genç doğduktan sonra. Nüfus mahdut sayı azalmaya başladı. Hanımlara da müracaat edilse de yine edilse de yine sayı azalmaya başladı. Bunun için savaşlarda alınan esirlerin bir kısmı o da beşte bir gençlerden eli yani yaşlı ve kadınlardan alınan esirlere değil erkeklerden alınan esirlere eğitim verilmek suretiyle işi gücü tarla tapan olmayan işi gücü hep askerlik olan bir grup kuruldu. Bu askeri teşkilata pençik olanları denirdi. Pençik. Yani esirlerin beşte biri. Bu hiç olmazsa e, Türk nüfustan zayiat, sayı olarak zayiatın açığını kapatmaya çalışırdı. İyi de Osmanlı gittiği yerde kaleleri alırken insanlara zulmedip kellerlerini keserek efendim kaleleri almıyordu ki. Ya bu kaleyi boşaltın diyordu. Ekseris de boşaltıyordu. Boşalttı. Peki böyle kendini teslim olandan esir alınır mı? Alınmaz. Osmanlı'nın kanunu buydu. Hiç pençik olanı yok. İne göre gelmişiniz, almışırız veya ki almışırız. Orada hiç direniş olmamış. Hay hay demişler. Muhasar etmişsiniz. Mesela Bursa Kalesi de uzun süre kale kumandanı direndiği halde. Sonra kendi halkı kendi kale dizdarlarının, kale komutanlarının burnunu yere sürttüler. İlla teslim olacaksın Osmanlı'ya diye. O da beyaz bayrak çekti. Teslim oldu. E bunlardan şimdi esir alınacak mı? Hayır. Kanun esir almamak. E şehit olanlar da varsa o açık gittikçe büyümeye başladı. Yani Türklerin bu hüsnü idaresiyle insanları kendiliğinden teslim olanları kendilerine esir ve köle yapmayınca pençik olanı sistemi zaafa uğradı. Ya zoraki gitse toplasa almaz mı? Alır. 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 Ama o adalet üzere olmak istiyordu. Demek ki Osmanlı hükümdarları da o günün beyliğin başındaki bey dediğimiz Osman Bey, Orhan Gazi, Orhan Bey de iyi bir eğitim almışlardı. Padişahların nasıl eğitim aldıklarını bundan sonraki programlarımızda sizlere ta doğumundan itibaren nasıl bir eğitim aldıklarının genel bilgisini vereceğiz. Sonra da misallerini vermeye çalışacağız. Evet, adam lazım, savaşçı lazım, devlet büyüdü, üç denize birden ulaştı, Karadeniz'e ulaştı, evet, Marmara'ya ulaştı, evet, Ege Denizi'ne ulaştı. Orhan Gazi zamanında bu üç de ulaşıldı efendim. Yani Marmara Osmanlı'nın neredeyse bir gölü haline geldi. Acık bir şey kaldı. Bizans öbür tarafta ama sesi çıkacağı yok onun. O vakit devşirme usulüne müracaat edildi. Maalesef son dönemdeki Osmanlı'nın yıkılışındaki son dönemdeki ittihatçıların öz Özbeöz Türk unsuru peşinde koşma iddiaları ki asıl da o değildi. Kendilerinin içerisinde öz özbeöz Türk olmayan nice insanlar vardı. Osmanlı bunu aramadı ki efendim. Kim özdür, kim üveydir, yüzde kaç bu Türktür, yüzde kaç Türk değildir falan aramadı ki. Bu bayrağı tanıyor musun? Tanıyorum. Bitti. Bu devleti tanıyor musun? Tanıyorum. Bitti. Bu iki unsur tam olsa geç kardeşim. Sen Osmanlı vatandaşısın diyordu. Osmanlı tebaasın diyordu. Bilhassa Balkan ahalisinden insan toplanmaya başladı. Devşirme dediğimiz. Bu devşirmeyi ileride daha geniş bir şekilde anlatacağız. İyi geldi de bu topladığınız insanlarda vasıf şu var. 8'de 18 yaş arasında da olmaz. Mesleği olmayacak. E getirdin adamı. Nasıl bir eğitim vereceksin? İşte o eğitim verilen ocağın adı Acemi Oğlan Ocağı idi. O ocakta üç sene müddetle ki bunun hatta üç de biraz daha fazlaydı. Bunun üç senesi Anadolu'daki eşraf ailelerin yanında kalarak Görevbaşı eğitimi şeklinde Türk İslam kültürünü yakıyla tanırdı bir kere o çocuk yaşında. Orayı başarıyla bitirenler Acemi Oğlan ocağına kaydolunurdu. Orada da gerekli askeri eğitimi ve zihni eğitimi öğretilen şeyleri kavramaları çeşitli test usulleriyle tespit edilmeye çalıştı. Ne derece eğitim kabul etti bu adam. Ondan sonra da padişahın bizzat isim listesini imzalamalarıyla Yeniçeri sayılırdı. Osmanlı'daki Yeniçeri askerleri bizim bugünkü manada nefer olarak saydığımız er mesabesinde değildi. Onlar subay mesabesindeydi ve onların nasıplarını yani onaylarını padişah verirdi. Efendim süremizin sonuna geldik. İnşallah bundan sonraki programlarda efendim bu Yeniçeri Ocağı ile beraber asker eğitimini bir de diğer sınıflarda olan askerlerin eğitiminden de yine genel bu birkaç program Genel bilgiler vereceğiz. Sonra bunları özelleştirmeye gayret edeceğiz. Kıymetli dinleyenlerim, bir programımızın daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Ben İsmail Yağcı, ekibim Adana bütün dinleyenlerime hayırlı ve huzurlu günler geçirmesi temennisiyle huzurunuzdan ayrılıyorum. Hoşça kalın ilimden medeniyete <laughs>